Eski bir boru buldum. Bunu atmayalım. Bunu şurasını düzleyip geri dönüşüm olarak güzel bir hale, proje haline getirelim. Arkadaşlar bu boruya göstermiştim, çok kirliydi. Biraz temizledim. Şu demir testeresiyle öncelikle bunu bir kestim. Kenarını şöyle biraz diyelim. Tırtırları var. Şimdi buna uygun elimde resim çantasının yıpranmış atılıyordu, onun kenarlarını aldım. Şu şekilde ölçülerini alıp onun kenarlarını uygun, her iki tarafı açık kalmasın diye onları öncelikle bir keselim. Daha sonra bunları o kapak şeklinde içeri girdireceğiz. Şu lehim makinesine değmiş. Onun dumanı çıkıyor. Tabii bunu ne şekilde saksıya dönüştüreceğiz? Lehim makinesini ısıtmıştım zaten. Öncelikle belli kısımlarını açmamız gerek. Lehim makinesiyle açalım. Havya ile eritmeye çalıştım. Çok randımanlı olmadı, yapışıyor. Taşlama türü bir aletle şu anda bayağı bir kısmını kestim. Evet, şurada biz sıcak lehim makinesiyle bunları yapmaya çalışmıştık. Hem düzgün çıkmadı, hem de eğrildi, hem de güzel bir şekilde kesmiyor. Onun için taşlama makinesine benzer bir makineyle bir güzel buraları kestik. Pürüzlü yerler vardı. Buraları da iğne ile bir güzel, veya zımpara da olabilir, bir güzel zımparaladık. Tabii diyeceksiniz ki bura ve bura ne durumda? Buraları resim çantasının bozulmuştu. Dış kısmındaki parçayı bir kenara koydum. Bunun ölçüsünü aldım şu şekilde. İçine girecek şekilde de biraz daha küçülttüm. Normalde bunun dış kısmına misina yaparak daha ileri gitmesi engellenebilir ama bu çok küçük olduğu için, fazla bir toprak basıncı olmayacağı için sadece sıcak silikon bunun için yeterli olacaktır. Şuralara matkapla deldim. Sıcak silikonla delmek fayda etmiyor. Çiviyle delmek fayda etmiyor. Zor oluyor. Matkapla en kolay delinme şekli. Hatta ucuna da demirlerde kullanılan uç taktım. Bu şekilde çok daha kolay bir şekilde deldi. İki yerden bağlamamız yeterli olacak. Benim balkonda şu kısımlar demirlere bağlanacağı yerlerde. Onları öncelikle bir işaretledim. Şurada kalem işaretlerini görüyorsunuz. Buralara delikler deldim. Buralardan da balkon demirini gerekli işlerimizi yaptıktan sonra bağlayacağız. Altlardaki su tahliye deliklerini görüyorsunuz. Onları da yine matkapla deldim. İçinde suyun kalması çürümesine sebep olur. Gelelim uygulamamıza. Bu içine girecek kadar ayarlamasını yaptık. Şimdi bunlara sıcak silikon uygulaması yapıyoruz. İyi ısınmış. Kendi kendine akıyor. Dikkat etmek lazım.
Küçük çocuklar zaten kesinlikle bu tür şeylerle oynamasın. Yani çok fena oluyor. Öbür tarafa geçiyoruz. Öbür tarafta da aynı uygulamayı yapabiliriz. Bir elimizi içeriden destek vererek de ayarlamasını daha kolay sağlayabiliyoruz. Dışarı kadar, son noktaya kadar gelebilir. Sıkıntı yok. Buradan sonra yine sıcak silikonumuzu sıkıyoruz. Sıcak silikon hem burayı sağlamlaştırıyor hem de aradaki boşlukları kapatmış, toprağın çıkmasını engellemiş oluyor. Alttan da orta kısımdan destek verebiliriz. Çünkü içlere sıkarken basınç uygulayıp içeri doğru kayma ihtimali var. Elimiz yanmayacak şekilde tam orta kısımdan buna destek verebiliriz. Bunu da bu şekilde yaptık. Bunları yaptıktan sonra bağlayacağız. Ama dışını dekoratif olarak farklı şekillerde süslememiz de mümkün. Dıştan bakıldığı zaman bunun bu şekilde boru olmadığı bile fark edilebilir. O derece süslemeler yapabiliriz. Şimdiden kolay gelsin. Şimdi bunu sıfır zımparayalım. Evet, bunun dışını sprey boyayla boyayacağız. Beyaz renkli. Kuruyacak. Şu şekilde ipe asacağız ve ondan sonra kuruduktan sonra bakacağız. Borumuzun çöp kutusunun içine sprey boya sıkıyoruz. Etrafa dağılmasın diye. Şimdi arkadaşlar bu saksıya borudan yaptığımız saksıya desen vermek için öncelikle bu dondurma çubuklarını akrilik boyayla bir boyayalım. Tabii ki farklı renkler oluşturuyoruz.
Öbür renklerden boyayalım. Boyama işimiz bitti. Bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra bunlara vernik süreceğiz. Akrilik boyamız bu boyandı. Şimdi geldi sıra su bazlı taş verniğimizi sürmeye. Onları hemen sürüyoruz. Hem parlak bir görünüm kazandıracak, hem de dışarıdaki olumsuz etkilerden koruyacak. Bu da genel olarak kuruduktan sonra bunun saksılara yerleştirilip sıcak silikonla yerleştirilip dekorasyon işlerine bakacağız arkadaşlar. Verniklerme işimiz bitti. Sıra kurumasına geldi. Şimdi buna akrilik boyayla boyanmış ve su bazlı taş vernikle verniklenmiş dondurma çubuklarını desen olarak yapıştıracağız. Farklı bir görüntü oluşsun diye. Aralarına boşluk bırakmayı düşünüyorum. O boşluklarla boşluklara daha önce bir çiçek vardı, bozulmuş. Parçaları sağlam kalmış. O çiçeklerden desen yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu çiçeklerden aralara desen yapalım. Sıcak silikonla yapıştırıyoruz. Alt kısımlara birer tane daha çiçek yapıştırdık mı genel görüntüyü toparlamış oluruz. Şöyle bir görüntü oluştu. Buna da toprağını koyup bağladık mı işimiz bitiyor. Saksıyı misinalarla buraya sabitledim. Altı da destekli olduğu için öne doğru kaymıyor. Ve işlerini uzun olduğu için uzun çubuk şeklinde nane diktim. Bunlar da çıkanlar.